Herkese merhaba arkadaşlar, çok heyecanlıyım ve yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle çok fazla mimik yapamayabilirim çünkü burun ameliyatı oldum ve burun kanatlarım da değiştirildiği için ve yeniden dikildiği için ve iyileşme sürecinde olduğu için hala tam olarak üst dudağımı özellikle kullanamıyorum. Şu mesafe şiş. O yüzden eğer mimiklerimde bir gariplik varsa sebebi bu, ama bir aya düzelecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her çarşamba 6'da ve her cumartesi 1'de kanalımda olmayı unutmayın. Bonus videolar da gelebilir çünkü çok fazla boş vaktim var ve inanılmaz motiveyim. Özellikle burnum da artık sonunda açıldığı için, suratımı gösterebileceğim için çok daha motiveyim ve lütfen özellikle çarşamba 6'da ve cumartesi 1'de kanalımda zaten olun, ama bonus videolarda her an gelebilir ve cidden söz veriyorum. Hani artık gerçekten söz. Öncelikle neden yeniden burun ameliyatı olduğum gibi soruların gelebileceğine eminim. Önce bu soruyla başlayacağım ve genel olarak size her şeyi anlatacağım. Benim burnumun ilk halini size ekrana koyuyorum. Bu benim burnumun ilk hali. Zaten Duranver yazdığınız zaman YouTube'a, ben YouTube'a 2016'da başladım. Normal doğduğum burnum o burundu. Ve daha sonra 2018'de burun ameliyatı oldum. Burun ameliyatı olmamın sebebi arkadaşlar, öncelikle bakın şu olayı yıkmak istiyorum olan. Çünkü her burun ameliyatı olanın videosunun altına, fotoğrafının altına her neyse bu yorum geliyor. Aa, kimse de nefes alamıyormuş. Şu yalanı söylemeyi bırakın. Nefes alamama yalanını söylemeyin artık arkadaşlar. Şekil değiştiriyorsanız eğer, bunun zaten nefes alamamayla bir alakası yok. Nefes alamıyoruz diyorsak neden yalan söyleyelim? Çünkü nefes almayı düzeltmek için olan ameliyat normalde görünüşe hiç karışmayabilir siz istemezseniz. Yani bir insan nefes alamıyordum diye yalan söylemesine gerek yok. Çünkü o ameliyat zaten şekli değiştirmeden yapılabiliyor. Yani bir insanın burnunun şekli değişiyorsa, evet, canı değiştirmek istemiştir. Çünkü nefes ameliyatının şekille hiçbir alakası yok. O yüzden lütfen rica ediyorum, insanların videolarının altında şey yazmayın. Aynen aynen, sen de nefes alamıyorsundur kesin. Yani böyle bir yalan söylemesine dediğim gibi gerek yok. Çünkü zaten şekil ondan bağımsız bir ameliyat. Demek ki şeklini değiştirmek istemiş ve değiştirmiş. Evet hani. Ama nefes de alamadığını söylüyorsa nefes alamıyordur. Ya bu konu gerçekten beni sinir ediyor. Ayrıca bir ek bilgi daha. Türkiye olarak evet, burun sorunu, nefes alamama problemi kesinlikle çok fazla olan bir ülkeyiz. Yani insanımızda bu çok aktif görünüyor. Evet, buna inanmamanız biraz saçma çünkü nefes ameliyatı olduğunda şeklini değiştirmesi ek bir istek. Nefes alamamayla ilgili bir insanın yalan söylemesiyle alakalı hiçbir mantıklı açıklama yok. Her neyse. Ben gerçekten nefes alamıyordum ve arkadaşlar bir doktor buldum. İlk ameliyatımdan bahsediyorum bu arada. Aramızın iyi olduğu bir aile hekimim vardı benim. Yani aile hekimimin arası gerçekten çok iyiydi. Birlikte yemek yiyorlar, birlikte bu şeyler, hala öyle. Onu çok seviyoruz, ben de çok seviyorum. O bize bir doktor önerdi benim burun ameliyatım için. Ve önerdiği doktora gittik. Ameliyata girmeme 30 dakika kalana kadar ben normalde şeklinin değişmesini istemiyordum burnumun. Çünkü ben burnumu seviyordum. Aynaya baktığımda mutluydum burnumla. İlk burnumdan bahsediyorum. Ve demiştim kendime, evet, normal şekli değiştirmeden nefes alacağım. Operasyonu, ameliyatı yapalım. Daha sonra arkadaşlar ameliyata girmeme 15 dakika kala, 30 dakika kala doktora dedim ki şu kısmını, buramda çok büyük benim bombe vardı. Bombeyi yok edebilirsek gerçekten iyi olur. Yani bombeyi yok edebiliriz. Ama dedim, burnumu özellikle ben önden çok seviyorum. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Burnumu özellikle önden çok seviyorum. Sadece yandaki bombe giderse mutlu olurum. Çünkü ben burnumla mutluyum dedim. Yani aynaya baktığımda kendimi farklı bir insan gibi görmek istemiyorum. Burnumla mutluyum. Ve lütfen oradaki bombeyi yok edebilir miyiz? Ve doktor da evet dedi. Ve arkadaşlar ameliyattan çıktığımda gerçekten de bombe oradaki yok edilmişti. Ve doktor burun kanatlarımı da biraz küçültmüş. Ve ben mutluydum. Yani gayet mutluydum hani. Evet, yandan baktığımda bombem kesinlikle yok. Ve burun kanatlarım da küçülmüş. Burnum farklı birinin burnu gibi gözükmüyordu. Yine benim burnum gibi gözüküyordu ama bombesi gitmişti. Müthiş bir burun muydu? Hayır. Ama benim için okey bir burundu. Yani benim, ben zaten öyle istemiştim. Hani görünüş olarak benim için evetti. Normal dünyanın estetik algısına göre kesinlikle kusurlu bir burundu. Ona bir şey demiyorum. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi? Ve benim ne istediğime göre okeydi arkadaşlar. Benim nefes alışım ameliyattan 1 ay geçti düzelmedi, 2 ay geçti düzelmedi, 3 ay geçti düzelmedi, 4 ay geçti düzelmedi. Ve bu doktor arkadaşlar beni kontrollere de çok fazla çağırmıyordu. Çok fazla değil, hiç çağırmıyordu. Burun bandım çıktıktan sonra, yani alçım çıktıktan sonra bir hafta beni bir daha hiç çağırmadı. Ve ben böyle kendi başıma yaşadım. Hani nefesimin düzeleceğini sandım ama hiçbir zaman düzelmedi. Ameliyatımdan kısacası çıktım. Nefesim hala aynıydı, yani hiçbir gelişme yoktu, biraz bile. Ve şu saçmalıktan size bahsetmek istiyorum. Benim gittiğim doktor
plastik cerrah. Hani bunun mantığını gerçekten hala günümüzde hala anlamıyorum. Neden bana plastik cerrah önerildi? Hani ben şeklinin değişmesine ameliyata girmeden son 30 dakika 15 dakika kala karar verdim. Hani şekil o kadar umurumda değil. Sadece nefes almak istiyordum. Ben neden en başından plastik cerraha gittim bunu bilmiyorum. Nefes alamadığımı biliyordu aile hekimim ve nefes almak için ameliyat olacağımı biliyordu. Yine de o doktor önerdi ve ben de ona gittim. Hani böyle bir gariplik oldu. Şu an zamanı geri alabilsem asla bir plastik cerraha gitmem. Çünkü önceliğim kesinlikle nefes alabilmek. Gerçekten nefes alamıyordum ve artık aileme böyle utanarak şey diyorum, hani biliyorum bıktınız bunu duymaktan ama ben hala nefes alamıyorum ve hani benim yeniden ameliyat olmam gerekiyor. Yani gerçekten çok üzgünüm gençler ve ameliyat olmam gerekiyor. Ve daha sonra ben revizyon ameliyatı, bu arada her zaman normal ameliyattan daha zordur. İkinci bir doktora gittiğinizde, ikinci bir ameliyat olmak istediğinizde o doktor burnunuzun içine bakmadan, yani ameliyat anında hani burnunuzun içine açmadan diyeyim, önceki doktorun ne yaptığını tam olarak bilemiyor. Mesela şey diyor size, ameliyat anında eğer burnunun içinde yeterli kıkırdak deniyor sanırım, bilmiyorum ki terimler yanlış olabilir, kıkırdak yoksa kulak arkasından ya da kaburgandan almamız gerekebilir ama bunu şu an söyleyemem diyor. Ameliyat anında olabilecek bir şey, haberin olsun. Ama benim burnuma baktığında şunu demişti. Kulak burun boğaz uzmanına gittim ben. Şunu demişti. Senin burnunun içine hiçbir şekilde dokunulmamış. Hiçbir şekilde dokunulmadığını görüyorum ve içerisi bayağı dolu. Büyük ihtimalle %90 kulaktan ya da kaburgandan kıkırdak almamıza gerek kalmayacak demişti bana. Ben sanırım dolandırıldım yani, gerçekten ilk ameliyatımdaki doktor hiçbir şekilde nefes almamla alakalı hiçbir işlem yapmamış. Daha sonra gittiğim kulak burun boğaz doktorunun da söylediği şey şu. Ben plastik cerrahları seviyorum çünkü gerçekten burun içine dokunmuyorlar. Hani burnunun içine dokunmamışlar, o yüzden bir yerinden kıkırdak almamız gerekmeyecek ve her şey olduğu gibi duruyor demiş yani, kısaca burnunun içinde. Eski burnum, yani ilk ameliyattan çıktıktan sonraki burnum yandan bakıldığında özellikle inanılmaz havaya doğru bir burundu. Doğal halinde evet, orada bomben vardı. O bombeyi yok ettikten sonra deriyi muhafaza etmek için, şimdi o olayı da size açıklayacağım. Deriyi muhafaza etmek için doktor benim burnumu inanılmaz kavisli yapmış ilk doktor, ama yani öyle bir kavis gerçekten hani normalde olamaz, elim bayağı yukarı doğru bir kavis yapmış. Ve benim kulak burun boğaz doktorumun söylediği şey, senin suratına baktığında bir insan burnuna odaklanmamalı, gözlerine odaklanmalı. Yani hani burnun ekstra dikkat çekmemeli. Suratınız normal orantılı olduğunda hani burnumuz dikkat çekmez. Benim burnum inanılmaz dikkat çekiyordu ilk ameliyatımdan sonra. Aha, şunu söylemek istiyordum. Şimdi deriler, bu doktorların dilinde de olan bir şey. Kalın deri ve ince deri diye bir şey var. Kalın deri, ince deri ne anlama geliyor? Mesela atıyorum burnunuzun kemiği var değil mi? Burun kemiğinizin üstünde deri var. Ya bildiğim kadarıyla anlatacağım. Terimler tam olarak doğru olmayabilir ama kafanızda bir mantık oluşacak. Doktor burun kemiğinize istediği şekli veriyor değil mi? Ama daha sonra ortada onu kaplayan bir deri var. Eğer deriniz inceyse, ince deri yeni kemiğe diyeyim, yeni iskelete kolayca o kemiğin şeklini bürünüyor. Bir sandalye düşünün. Sandalyenin üstüne örtü örtüldüğünü düşünün. Örtü ince ve pürüzsüz bir şekilde o sandalyenin şeklini alıyor. Öyle düşünün. Ama kalın deri, örtünün kalın olduğunu düşünün. Sandalyeye atıldığı zaman, yine kalın örtü ama çok daha kalın bir örtü, sandalyenin şeklini alması biraz daha zor oluyor. Kalın deri oluşturulan yeni kemik şeklinin üstünde şekil alması daha zor ince deriye göre ve ince derili burunlar bir yılda iyileşirken, ödemin inmesi ve benzeri ortalama bir yıl olurken, benim gibi kalın derili kişilerin ortalama iyileşme süresi 2 yıl. 18 Eylül'de ameliyat oldum. Şu an 4 Ekim pazar ve arkadaşlar benim burnum 2 yıl sonra şişliğe inmiş olacak tam olarak. İlk doktorum o deriyle ne yapacağını bilmediği için tam olarak, yani o deriyi nasıl idare edeceğimi diyeyim, bilmediği için benim burnumu çok fazla yukarı taşımış. Ve kulak burun boğaz doktorum bana dedi ki yukarı giden çok fazla kavisi hafif sakinleştirmeliyiz, daha doğallaştırmalıyız. Ama hala kavisi korumamızı ben istiyordum. Ben gerçekten burnunu da kavis seviyorum. Ve doktorum da dedi ki benim çenem çıkık olduğu için kavisi hafif evet koruyabiliriz. Ama o kadar değil yani. Benim burnumla ilgili en büyük problemim kanatları genişti ve böyle V oluyordu. Ya bu aslında hani kötü bir şey değil. Yani bazı insanlara yakışıyor hatta, ama ben sadece kendimde çok fazla sevmiyordum. Ya burnum gerçekten böyle V oluyordu. Doktor demişti ki burnunun kenarlarını aşağı doğru uzatacağız gibi bir şey söyledi. Ben de burnumun dehşet uzayacağını düşündüm. Yani böyle şöyle falan olacağını düşündüm ve büyüyeceğini düşündüm.
Halbuki sadece daha doğal ve daha normal göstermekten bahsediyormuş ve bu konuda da kesinlikle çok minnettarım. İlk ameliyatımdan sonra ve şimdi sağdan görünüşüm, sağ baktığım, sola baktığım ve ortada. Hayatımda ilk kez burun ucum. Aa, bu arada burnumun burasında sivilce çıkmaya başladı. Çünkü bir hafta alçıda kaldı. Ondan sonra bir hafta bantla kaldı. 2 hafta sonra dün açıldı. Ve o yüzden burası burada sivilce çıkmaya çalışıyor. Aynı zamanda böyle bantın, hani bant yapışkanının takladığı izler var diyeyim. Zamanla yıkadıkça geçecek. Şeyi söyleyecektim. Hayatımda ilk kez burun ucum belli. Burun ucumun belli olduğuna gerçekten inanamıyorum. Yani burun ucum resmen var hani. Şaka mı bu? Bu arada şunu söylemek istiyorum. İnsanların çoğunun burun delikleri simetrik değilmiş bu arada. Hem de ameliyat sonrası da %100 simetrik yapmak imkansıza yakın bir şey her doktor için. %100 simetrik yapmak. Burun delikleri birbirine benzer olabilir ama %100 simetrik gerçekten çok zor bir şeymiş. Benim burun deliklerim bayağı değişik, çılgın durumdaydı ama benim burun deliklerim doğal da zaten orantısızdı. İlk ameliyattan sonra şu şekildeydi. Ve şu anda bu şekilde. Daha benzerler kesinlikle ve ben bu hallerinden mutluyum. Zaten benim için en önemli şey artık nefes alabildikleri sürece hani ben samimi olarak mutluyum. Videoyu editliyordum ama bir şey söylemek için geldim. İnsanlar burun ameliyatı olan kişiler hakkında şöyle düşünüyor. Aa, burnun Lana Del Rey'in burnu gibi değil. O zaman olmamış. Aa, burnun Lana Del Rey'in burnu gibi eşit, minik, küçük, şu açıda değil ve o yüzden olmamış. Hani arkadaşlar, her insanın başlangıç burnu farklı, her insanın derisi farklı, her insanın burun deliklerinin ilk hali farklı. Doktorlar şu güce sahip değiller. Lana Del Rey'in burnunu alıp herkese yapmak. Böyle bir şeye hiçbir doktor sahip değil. Başlangıç burnunuz nasılsa ondan daha iyi bir buruna sahip olabilirsiniz ama hani mükemmel buruna sahip olmak hiçbir şekilde realistik bir istek değil ve ben de zaten onu hedeflemiyordum. İnsanların çoğu gerçekten ameliyat sonrası yani burunların böyle Barbie bebek burnunun aynısı olmasını bekliyor ama bu hiçbir şekilde realistik bir hedef değil. Fonksiyonel nefes alan bir burun yaparak aynı zamanda minicik, burun sırtı dar, burun delikleri yok kadar küçük bir burun yapıp aynı zamanda fonksiyonel bir buruna sahip olamazsınız. İstediğiniz doktorla konuşabilirsiniz bu arada bunu. Fonksiyonel ve daha düzgün görünen bir burun için kendi burnunuzdan bambaşka minicik, dar, küçük bir buruna sahip olmazsınız. Yani sadece bunu söylemek istiyorum. Bu yanlış, estetik sonrası herkesin burnu, Lana Del Rey burnu olmalı algısını yok etmek istiyorum. Çünkü bu hem komik hem realistik değil hem de yani o Lana'nın burnu, anlatabiliyor muyum? Hani Lana'nın burnu o hale gelmiş. Herkesin burnu estetikle aynı hale gelmiyor. Teşekkürler. Bu arada burun ameliyatı sonrası kötü yorum okumak isterseniz kesinlikle ilk videoma bakın. Yani eğer kötü yorum okuyup keyif alan bir insansanız kesinlikle lütfen ilk burun ameliyatı videomun yorumlarına bakın. Ne olur hani gerçekten aşırı eğleneceksiniz orada. Hiç ameliyat olmadan önce de burnumu seviyordum ve şimdi de burnumu seviyordum. Seviyorum. Evet, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Benim gerçekten eskiden herhangi bir estetik algım yoktu. Benim için güzel burun ne demek mesela bilmiyordum. Hatta güzel burnun ne demek olduğunu birkaç ay önce tam olarak öğrendim diyeyim. Ben hala ilk ameliyatımdan sonra çok anlamıyordum bir burnu ne güzel yapıyor, neden. Mesela ilk ameliyatımdan sonra yorumlara gelen kötü yorumların neden yapıldığını anlamıyordum. Çünkü insanları anlayamıyordum yine olmamış dediklerinde. Çünkü mesela benim gözümde tek sorun oranın bombeli olmasıydı ve o gittiğinde sorunun çözülmüş olması gerekiyordu. Hani estetik algım yoktu. Bundan bahsediyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. Estetik algım vardı ama dünyanınki gibi standart olmadığı için belki diğerlerinin hani neden ilk burnumu ameliyattan sonra kötü bulduklarını anlamıyordum. Ben hiç ameliyat olmadan önce de burnuma kötü yorum geliyordu ama böyle onları da anlamıyordum. Yani burun işte diyordum, hani ne bekliyorlar ki falan. Güzellik algım benim kesinlikle sonradan oluştu. Oluşmasıyla ilgili mutlu muyum? Yani emin değilim bundan. Ya şunu söylemek istiyorum. Zamanı geri alsak ve estetik güzellik algım oluşmasa, değişmese güzellik algım, ben yine mutluydum. Yani burun şekli, görünüş, inanılmaz kişisel şeyler. Bir kişiye süper gelebilir, başka birine güzel gelmeyebilir. Mesela Kore'de buna ben çok şaşırmıştım. Kalkık burun sanırım ideal görülmüyormuş. Mesela burun ucu yukarı değil de aşağı doğru burunları seviyorlarmış. Mesela bu bana çok ilginç gelmişti. Mesela Amerikan
güzellik algısına göre yukarı doğru burun her zaman daha güzeldir. Hani böyle çok değişik standartlar var, yani çok değişik algılar var. O yüzden kimsenin burun şekli yüzünden hani kendini kötü hissetmesini falan istemiyorum. Ben sadece burun meselesi benim gözümde, benim kafamda çok büyüdü. Çünkü ben her gün suratımı story'e çekiyorum. Ben internette para kazanıyorum. Ben her zaman suratımı çekiyorum ve çok fazla kamera önündeyim. Ve şöyle bir olay var. Eminim ki eğer ben ortalama bir insan kadar kamerayı açsam, sosyal medyada işi olmayan, hani herhangi bir insan demek istiyorum, nefes almak için burun ameliyatı olduğumda sadece nefes almak için burun ameliyatı olurdum. Yani şeklini de değiştirebilir miyiz bence demezdim. Ya buna adım gibi eminim. Hatta buna %1 milyon eminim. Ya öyle bir şey aklıma gelmezdi. Sadece nefes problemimi çözmek isterdim. Ama kamera önündeyim diye şeklini de değiştirmek istedim. Son 15-30 dakikada ilk ameliyatımda. Ve daha sonra nefesim düzelmediği için yeniden ameliyat oldum. Aynı zamanda şeklini de tekrar düzeltmek istedim. Çünkü daha az dikkat çeksin istedim. Herkes suratıma bakıyor insanlar ve burnum daha az dikkat çeksin. Yani gerçekten gözlerinize bakılması, suratınızda gözlerinizin ön planda olması gerçekten güzel bir şey. Özellikle işiniz kamera önünde bir işse. Acı çektim mi? Süreç nasıl geçti? Neler yedim? Nasıl iyileştim? Bunların hepsi ama hepsi Instagram'ımda rinoplasti adlı bir öne çıkanlarım var. Ve o öne çıkanlara tıkladığınızda bütün süreci görebilirsiniz. Eğer orayı izledikten sonra, orada çünkü bir sürü story var. Yani ne yediğimden cilt bakımıma, cilt bakım bantlıyken nasıl cilt bakımı yaptığıma kadar. Daha sonra şişliğin inmesinden. Her şey ya, aklınıza gelebilecek her şey ameliyat sonrası yaptığım orada öne çıkanlarıma kayıtlı. Eğer hala merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Burun ameliyatı ile ilgili bir soru cevap tarzında bir video da çekebilirim. Ama bunun için sorularınızı öğrenmem gerek. Ama öne çıkanlarıma bakın çünkü orada çoğu şeyin cevabını verdim. Vermediğim bir şey varsa da mutlulukla bununla ilgili video yaparım. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Sizi gerçekten çok seviyorum. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyileşme sürecinde özellikle Instagram'dan bana çok güzel moral verdiniz. Burun ameliyatı olan takipçilerim vardı. Şansa aynı zamanda burun ameliyatı olduk ve böyle birbirimize fotoğraflar atıyoruz. Hani çok tatlıydı gerçekten. Çok 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 teşekkür ederim. İnanılmaz tatlısınız. Geçmiş olsun diyen, benimle ilgilenmeye çalışan herkese ya inanılmaz teşekkür ederim. Size gerçekten aşığım. Sahip olabileceğim en tatlı ve en bebiş ailesiniz. Hani sizi gerçekten çok seviyorum. Her çarşamba 6'da ve her cumartesi 1'de görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Size bayılıyorum. Size aşığım ne diyebilirim ki? Ve bunu biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone lütfen unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz turuncu ıslak mendil yazın. Çünkü şu an turuncu ıslak mendille bakıyorum. Dışı turuncu, içi değil ama olsun. Turuncu ıslak mendil gizli kelimemiz. Size aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muah.